Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Ömer'lik motosikletimizi atladık. Sabahın erken saatleri, işte işe gitmeye falan çalışıyoruz. Bugün gündemimiz yoğun olacak arkadaşlar. Bayağıdır çünkü böyle bir uzun bir motovlog muhabbet tarzı bir şey çekmedik. Havalar dolayısıyla malum ben çok sıkıntılı havalarda motosiklete binmiyorum. Dolayısıyla bu video için aslında birazcık özlem giderme videosu gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz var. Eğer takip etmediyseniz oralardan da bizi takip edin, beğenin, yorumlar atın. Seviniriz, aile olduğumuzu daha çok hissederim ben de. Diğer bir konu ustam, biliyorsunuz işte benim koruma takozlarımı, radyatör korumamı ya da başıma bir şey gelince işte çamurluğum kırıldı etti yapan eden bir ustam var, Mustafa. O da bir YouTube kanalı açtı. Hatta birkaç videoda onun kanalının bir şeyini size, bilgilerini size paylaşmıştım. Ona da bir abone olun. O da çok güzel işler yapacak. Kendisinin ZXR 94 model bir ZXR 750'si var. Onu bir custom'a çevirmeye çalışıyor. İşte arkaya 320'lik bir lastik falan takıyor. Hatta Instagram'dan beni takip edenler bilir. Lastiğin fotoğraflarını falan çekmiştik, etmiştik. O da güzel işler yapacak. O kanalda ilginizi çeker diye onun da tanıtımını koyacağım zaten. Videonun aşağısındaki linklere vesaireye hemen ulaşabileceksiniz. Diğer bir konu arkadaşlar. Dün Esenyurt, hafif Esenyurt'a gidenler bir hafif bir bayır var çevre yolunda. Ondan sonra Esenyurt'un girişi var. Neyse oraya gelmeden önce bir tane işte sol şeritten gidiyorum. Yine önümde araçlar var böyle. Arkadan biri korna çalıyor. Allah Allah dedim. Ne oluyor? Bir şeyim mi düşüyor? Bir şey mi var? Hani hızım da gayet iyi önündekiyle. Hani arka arkaya gidiyorum. Önüm, kendime fren payı da bırakmamıştım. Bip 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 bip. Allah Allah dedim. Bana mı yapıyor filan? Baktım selektör yapmaya başladı. Yine bip bip bipler devam ediyor. Ne var dedim. Neyse bu sağ tarafıma gelmeye çalıştı. Sağ tarafıma geçti. Bana sağdan gitsene diyor. Niye sağdan gideceğim diyorum. Sağdan gideceksin sen, motosikletlisin filan diyor. Neyse git dedim. Allah Allah belanı versin git dedim. Neyse önüme geçti. Ben bu sefer arkadan selektör yapmaya başladım. Buna kornalar çaldım filan. Neyse bu tekrar sağa geçti. Ne oldu filan dedi. Dedim sağdan gitsene dedim. Allah Allah git akşam akşam başımdan bilmem ne bir şeyler filan söyledi. Tam duyamadım. Yolda gidiyoruz çünkü bu olaylar olurken. Neyse arkada çocuğu ya da akrabası, abi ben seni tanıyorum abi boş ver git bilmem ne dedi. İşte yanında annesi mi oturuyor bilmem ne mi oturuyor. Oğlum git filan dedi. Yani ben bu sağdan gitme mevzusunu bir türlü anlayamadım. Yani o adama da çok güzel anlatacaktım ama işte olmadı. Bir de şu an bu kaskımı kullanmıyordum. Başka bir ikon varyantı kullanıyordum. Bir deneme sürüşleri falan yapıyordum o akşam. Yani bayağı bir trafikte sıkıntılıyım. Ne zaman çıksam muhakkak başıma bir şey geliyor. Daha sonrasında da arkadaşlar bu sizden gelen videolar bölümü var. Biliyorsunuz çok bayağı eleştiri aldım bu sizden gelen videoları yayınladığım için. Aslında benim orada kötü bir niyetim yok arkadaşlar. Ben bu motovlog işine başlarken kimse elimden tutmadı. Hani neyin nasıl olacağını ya da nasıl yapılacağını dair bana kimse yardımcı olmadı. Ben de motovlog olan arkadaşlara, motovlog kanalı olan arkadaşlara, bu işi uğraşmaya çalışanlara bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bunun neyi, nesi kötü derseniz bol bol telif hakkı gönderiyorlar arkasından bana. İşte bir tane telif hakkımız var sağ olsun. Hem videoyu bize gönderiyorlar hem telif hakkı yiyoruz. Böyle acayip acayip şeyler oluyor. Ya ben elimden geldiğince bu motovlog işine girmeye çalışan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum işin özeti. Hani bunda bir art niyet, bir kötü niyet bilmem ne yok. Tamamen onlar için çünkü bana kimse destek olmadı. Ben birilerine destek olmak istiyorum ama. Çünkü bildiğiniz gibi bu motovlog işinde kimse kimseye kolay kolay destek olmuyor. İşte tanıdığı eşi dostu varsa hemen onun kanallarına birazcık işte bak burada videom yayınlanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne oluyor gibisinden. Böyle tanıtımlar yapıyorlar birbirlerinin kanalına ama iş üçüncü bir kişiye gelince bunu benden başka kimse yapmıyor. Ben de elimden geldiğince ne kadar eleştiri de gelse, ne kadar şey de gelse
Ben motovlog işine giren arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olacağım. Zaten videolarını yayınlayıp da yardımcı oluyorum. Kanallarına bir şekilde siz izleyenler, hani beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmem ama abone oluyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Onlar da yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. İşin özeti aslında bu arkadaşlar. Sizden gelenleri yayınlamaya devam edeceğiz. Diğer bir konumuz arkadaşlar, bu elektrikli motosiklet vardı bir tane. Kral Hava 4500. Benim elektrikli motosikletlerle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Dolayısıyla ben de işte Ali'den rica ettim, motosikletini çektik ettik. Bayağı 100 bin küsürde izlendi sanırım. Hala izlenmeye devam ediyor. O nedenle de kendisini anlatmasını istedim. İşte kendisi ehliyet gerekmiyor bilmem ne bir şeyler dedi. Benim de bilgim olmadığı için çok düzeltemedim kendisini o videoda ama daha sonraki gelen yorumlara baktığımda ehliyetin ve plakanın gerektiğini arkadaşlar söyledi. Dolayısıyla bu da aslında Kral Hava 4500'ü kullanmak için ehliyet ve plakaların zorunlu kılındığına dair bir mesajdı. Diğer bir konu arkadaşlar, bugün gündem yoğun diyorum ya size. Bu motosiklet sağdan gider misin, işte korumalar bana uyarıyorlar, sağdan soldan gider misin mevzusu. Korumalar beni uyarıyorlar, işte ben aralardan girmeye çalışıyorum, korumalar soldan gider misin falan kibar bir şekilde diyorlar. O videoyu yayınlamamdaki amaç, evet benim hatam var, ben de insanım, hata yaparım. Ama şuydu, hani kibar bir şekilde polislerimizin de olduğunu, hani hepsinin uzun silah, uzun namlulu silahlar çıkarmadan gayet de güzel bir şekilde insanları uyarabileceğini göstermekti. Hani bu video işte motorcu senin, ben Allah belanı versin, sen çok uzun yaşamazsın bu kafayla, senin ben ondan sonra niye öldürüyoruz sizi falan gibisinden yorumlar geldi. Buna bir açıklık getirmek istedim. Sonra diğer bir konumuz arkadaşlar. Bu biliyorsunuz 4 kişilik bir aile var, motosiklete çıplak halde biniyorlar, işte kucağında bebekler bilmem neler. Gel gel götüme kadar gel arkadan. Mal ya, mal değneği ya. Diğer bir konu, ne diyorduk? Heh, yetiş şimdi. Pezevenk ya, götüme kadar giriyor. Heh, yetiştim mi? Bu çıplak binen aile vardı arkadaşlar, biliyorsunuz bebekleri kucaklarında vesaire. Ya bu hani evet durumları olmayabilir, bilmem ne olabilir ama ya minibüs ya da taksilenen bir şey var. Kaldı ki altlarındaki motor da en azından bir 2-2500 TL'lik bir araç. Hani o şekilde çıplak kucakta bebekler filan, ben çok yadırgadım. Yani bir Allah korusun, bir düşme esnasında bebeği mi tutacak, kendini mi koruyacak, ne yapacak? İnanın şok geçirdim ben. Zaten videoda da bir şey diyemedim. Yani ben insanları gerçekten anlayamıyorum. Ben elimden geldiğince böyle maddi imkanlarım olabildiği ölçüde bir şeyler almaya çalışıyorum. İşte eldivenimi alıyorum iyi kötü, çok pahalı olmasa da işte montum var, bir şeyler var. Ayakkabı almaya çalışıyoruz şu aralarda. İnsanların bu kadar, hani bu evet durumun olmayabilir ama ya çocuğun, bebek, yani bir düşme anında akıl et ya, nasıl koruyabilirsin bu çocuğu ya, imkansız konuma. Yani ben aklım almıyor gerçekten. Benim bebeğim olacak küçücük, annesinin kucağına vereceğim, bir de ön direksiyon tarafında çocuğuna oturmuş, hadi gidiyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar, ne kadar ekipman olsa da küçücük bebek yani. Yani ne derler buna gerçekten bilemiyorum ama yani söyleyecek söz bulamıyorum şu anda. Böyle yani hani haberleri ondan sonra videolar konu oluyor. Olur yani, böyle siz böyle yaparsanız böyle videolarda haberlere konu olur. Diğer bir mevzumuz arkadaşlar, motosiklet fuarı yaklaştı. Çok çok sevinçliyiz. Ağzım kulaklarıma varıyor böyle filan. Bayağı mutluyum motosiklet fuarı. İşte bu sene biliyorsunuz yeni modeller neredeyse yıla damgasını vurdu, bu Euro 4 emisyonu bilmem neleri yüzünden. Her marka yeni modelini ya da mevcut modelini makyajladı, bir şeyler yaptı, yeni şeyler çıkardı ortaya. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah
Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah motosiklet fuarında cuma günü çift silindir ailesi olarak orada olacağız. İşte 4-5 kişi falan oluruz büyük ihtimalle biz çift silindir olarak. İşte üzerimizde yine tişörtlerimiz falan olacak. Çift silindir logomuz falan. Bizi oradan tanıyabilirsiniz. Hatta siz de bize eşlik edin hep beraber. Fuarı gezeriz. Cuma günü fuarda olacağım arkadaşlar. Cuma günü. Çünkü cumartesi ve pazar çok kalabalık oluyor. Çekim yapamıyoruz ya da böyle nefes alamıyoruz. Boğuluk bir halde fuarı dolaşmak istemediğim için cuma günü fuara gitmeyi planlıyorum. O nedenle orada olursanız cuma günü hem tanışırız hem bir sohbet, muhabbet bir şeyler ederiz. Bu da küçük bir tanışma olur, bir şeyler olur. Standları da gezebiliriz beraber. Bakalım, daha tam planlarımız netleşmedi fuarda neler yapacağımızla ilgili ama cuma günü fuarda olacağız. Burası net. Unutmayın arkadaşlar, havalar soğuk bir hayli. Ben de kriterlerime uymayan havalarda motosiklete binmiyorum. Siz de bence öyle yapın. Ha, kış lastiğiniz varsa, işte soğuk havalarda tutan bir lastiğiniz varsa, özel lastikler aldıysanız kullanabilirsiniz. Bir problem yok ama benim motorumda öyle bir lastik yok. Hatta arka lastiğimde çivi girmiş halde. Hala çivilerle dolaşıyorum yollarda. Başımıza inşallah bir iş gelmeden yeni lastiğimizi de alacağız. Ama bu aralar masrafımız çok oldu. İşte bot bakıyoruz, mont bakıyoruz, lastik bakıyoruz, bir şeyler bakıyoruz. Her şeyi bakıyoruz. Eren'le ilgili bazı geliştirmelerimiz olacak. Egzoz megzoz işine gireceğiz. Tabii bu akrep avuç olmayacak büyük ihtimalle. Çok pahalı çünkü. Yani 5000 liralık bir egzoz değer mi diye düşünüyorum. Hani alacağım sese ya da performansa katkısı değmeyeceğini düşündüğüm için başka bir egzozlara yöneleceğiz inşallah. Yaza kadar halletmiş oluruz. Daha sonrasında zaten ikon varyant bir kask almıştım. Ona işte kameramı, mikrofonumu falan yerleştireceğim. Güzelce yeni sezona gireceğiz. Bayağı bomba gibi falan. Hatta yeni sezonda muhakkak bir de buluşma yapacağız arkadaşlar. Bunun sözünü şimdiden vereyim size. Bu video da böyleydi arkadaşlar. Unutmayın, motosiklet üstünde kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun, sakin olun. Kimseye aldırmayın. Önünüzdeki aracın ya da cismin, otobüsün, minibüsün bir şeyin önceden ne hamle yapacağını düşünmeye çalışın. Motosiklet kullanmak İstanbul trafiğinde hele hele satranç gibi. O yüzden hamlelerinizi çok sağlıklı yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. Çift silindirden bugünlük hoşça kalın.